başlayalım. Saygıdeğer basın mensupları, Türkiye'nin en büyük ve en değerli yat limanlarından Ataköy Marina ve karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan Siyanar Avrasya Boat Show'un ortak basın toplantısında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. On binlerce deniz severi ağırlayan Siyanar Avrasya Boat Show'u sadece karada düzenlemiyoruz. İlkini Eylül 2016'da hayata geçirdiğimiz Siyanar Avrasya Boat Show Denizde Fuarını bu yıl Mayıs ve Eylül ayında yine Türkiye'de denizde fuarcılığın doğru adresi olan, tek adresi olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda organize ediyoruz. Bu fuarların karadaki boat show kadar iddialı olmasını hedefliyoruz. Siyanar Avrasya Boat Show denizde fuarlarımızla Cannes, Monaco ve Cenova'da düzenlenen yat ve tekne fuarlarına rakip olmayı hedefliyoruz. Dünyaca ünlü mega yat, tekne, katamaran ve yelkenlerin yanı sıra sektöre ait aksesuar ve ekipmanların sergileneceği Siyanar Avrasya Boat Show Denizde Fuarı tıpkı karadaki gibi dünyanın en ses getiren boat show organizasyonlarından biri olacak. Bu kadar iddialı olmamızın sebebi arkasında 30 yılı aşkın fuarcılık tecrübesi olan ve dünyanın en önemli fuar organizasyonlarına imza atan Siyanar Holding'in ve ülkenin en büyük yat limanlarından olan Ataköy Marina'nın güç birliktelikleridir. Bu kurumlar kendi sektörlerinin liderleri konumundadırlar ve imza attıkları organizasyonun büyüklüğü kendi isimlerine yakışır ölçüde olacaktır. 150 civarında yat, katamaran ve yelkenlinin görücüye çıkacağı, Türkiye'de amatör denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Siyanar Avrasya Boat Show ile Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın birlikte açılıyor olmasının sektörde büyük sinerji yaratacağını düşünüyoruz. Amatör denizcilik sektörü 2003 yılından bu yana oldukça büyüdü. Siyanar Holding olarak Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde düzenlediğimiz boat show'larla sektöre önemli bir destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Deniz severler için cazibe merkezi olan fuarlarımız aynı zamanda amatör denizciliğin gelişimine de büyük katkılar sunuyor. Dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan Siyanar Avrasya Boat Show, amatör denizcilik sektörüne ticari katkı sağlamanın yanı sıra sektör ile ilgili düzenleme ve taleplerin dile getirildiği bir platform olma özelliğiyle de ortaya çıkıyor. Bu anlamda Ataköy Marina Mega Yat Limanı, denizcilik sektörünün sözcülüğünü üstlenmiş bir organizasyona da ev sahipliği yapmış olacak. Siyanar Holding olarak biz fuar düzenlediğimiz her sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Avrasya Boat Show gibi fuarlarla bu katkımızı sağlamaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken 2 Mayıs 2017 tarihinde Siyanar Avrasya Boat Show Denizde Fuarı ile birlikte açılışı gerçekleştirilecek olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın ülkemize ve sektöre kattığı değerin artarak devam etmesini diliyor, saygılar sunuyorum. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, günaydın. Hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cem Bey'e teşekkür ediyorum öncelikle. Partnerimiz Siyanar Holding'e. Bugün biz sizlerle bir mutluluğu paylaşmak için bir aradayız. İstanbul'un denize açılan kapısı Ataköy Marina kapılarını dünyaya açıyor. 2 Mayıs'ta başlayacak Siyanar Avrasya Boat Show'la birlikte. Ataköy Marina Türkiye'nin ilk marinalarından, İstanbul'un ilk marinası, Türkiye'nin ilk 5 altın çıpalı marinası ve eşsiz bir lokasyona sahip. Tüm bu özelliklerine şimdi bir mega yat limanı artısı eklendi. Datı Yatırım Holding, benim başında bulunduğum şirketin de şirketlerinden biri olduğu Datı Yatırım Holding'in yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırımıdır Ataköy Mega Yat Marina ve yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede tamamlanmıştır. Türkiye'nin bu konudaki önemli bir açığını kapatacak. Özellikle İstanbul'da mega yat dediğimiz yani 30 metre ve üzerindeki süper yat, tera yatları, giga yatları bağlayabilecek kapasitede marina yoktu. Artık var. Marinamızı 2 Mayıs'ta Siyanar Avrasya Boat Show'un açılışıyla birlikte
davet ettiğimiz Sayın Başbakanımız, eğer programları uyarsa, Sayın Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımız ve önde gelen denizcilik sektörünün oda ve dernek başkanlarının katılımıyla açacağız inşallah. Ataköy Marina, İstanbul gibi benim de doğmaktan ve her anını yaşamaktan keyif aldığım bir şehrin, daha önce belirttiğim gibi denize açılan kapısı. Bu şehir 1800 yıla yakın 3 ayrı imparatorluğa başkentlik yapmış önemli bir şehir. Dolayısıyla pazarlayacağımız materyal çok değerli. Onun avantajını yaşıyoruz. Onun dışında marinamız 7 gün 24 saat yaşayan bir marina. Bunu ben gururla ifade edebilirim. Yani havalar özellikle ilkbahar ve sonbaharda uygunken sabahleyin tekneden çıkıp çocuğunu okula getiren anneler, işe giden insanları görmek mümkün. Diğer marinalardan farkımız bu açıkçası. Bir de hem bu projede hem DATİ genelinde halkın denizle bütünleşmesi, yeşile saygı kapsamında düşünülmüş, hayata geçirilmiş bir proje. 1,5 kilometreye yakın bir mendirek alanı var. Halka açık olacak, halkın orada spor yapabileceği, yürüyebileceği, bisikletiyle dolaşabileceği bir alan olacak. Zaten mevcut marinaya bakarsanız hiçbir marinada olmadığı şekilde insanların pontonlara kadar hiçbir kontrole tabi olmadan girebildiğini göreceksiniz. Bizim buradaki anlayışımız, yaklaşımımız insanları denizle birleştirmek, bütünleştirmek. Zaten Ataköy Marina'nın bulunduğu kompleks dışında Avrupa sahilinde, üzülerek bunu söylemeliyim, halkın denizle bütünleşebileceği pek bir alan yok. Ama burada insanlar denize neredeyse ellerini sokabilecek kadar yaklaşabiliyorlar. Bunu daha da arttırmayı düşünüyoruz. Daha da denizci karakter kazandırmayı yeni mega hayatımızla birlikte, yelken, sörf, kürek gibi gençlerimizin denizle bütünleşeceği faaliyetlere sponsor olacağız, destek sağlayacağız, yer vereceğiz. Çünkü bu yakada önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Karşı yakada biliyorsunuz Kalamış'ta yine seçkin bir marinamız var. Orada çocuklar vapurların arasında yelken yaparlar, sörf yaparlar. Bu yakada böyle bir eksiklik var. Böyle bir eksikliğe de cevap verecek bir tesisi hayata geçiriyoruz burada. Lokasyon demişken Ataköy Marina ve Megayat Limanı birlikte her türlü ulaşım aracıyla ulaşabileceğiniz bir marina. Havaalanına 8 kilometre. Yeni yapılacak havaalanına yolları incelediyseniz 15 dakikalık bir araba sürüşü mesafedeyiz. Marmaray, yeni açılan tünel, Bakırköy metrosu bulunduğumuz Sheraton'un hemen dibinde yapılıyor. Yani inanılmaz bir ulaşımı rahat kompleks. Mega yatlarda ayrı bir dünyanın yatları dünyada. Farklı rakamlara hitap eden, turizmde az pay aldığımız bir yönü. Bu yönüyle de bu yatırımın buna imkan sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda bir takım planlarımız var. Yani mega yatları buraya çekebilmek için bir takım paket programlar önereceğiz. Bunun marketingini yapacağız dünyanın her yerinde. Akdeniz Çanağı önemli bir yer tekneler için. Dünyada 2 milyon 900 bin bağlama yerinin 600 bin tanesi Akdeniz Çanağı'nda. Yani neredeyse 4 tekneden biri Akdeniz Çanağı'nda bir yerlere bağlıyor. Önemli bir arz talep dengesine katkı olarak nitelendiriyorum ben mega yat marinamızı. Turizmde bize önemli katkılar sağlayacak. Bir de marinacılık ve yatçılıkta fuarlar önemli. Partnerimiz CNR Holding'le daha önce zaten Eylül ayında bir deneme maksatlı diyebiliriz. Doğru. Fuarımız olmuştu. Ciddi bir sinerji yarattığımıza inanıyorum. Ve bunun markete olumlu katkısı olacağına inanıyorum. Hem lokasyonu hem yaşayan bir hayat alanı olması oteliyle, galeri alışveriş merkeziyle, marina parkıyla bizim marinamızın bu fuarlar için tek çatı olmasının hiç de zor olmadığını görüyorum ben açıkçası. Tabii ki fuarlar ne kadar artarsa, marina sayısı, tekne sayısı ne kadar artarsa ben bir denizci olarak o kadar mutlu olurum. İnsanların denizle buluşması önemli, önemsiyoruz. Gelinen noktada biz 1000 tane tekne boylarına bağlı kalmak şartıyla 1000 tekneye kadar tekneyi ağırlayabilecek imkanlara kavuştuk Ataköy Marina'da. Bu önemli. İnşallah açacağız. Değerli basın mensupları, soru cevaptan önce sizlerden de ricamız var. Tabii hem ülkemizin hem de dünyanın enteresan ekonomik
göstergeleri yaşadığı bir dönemde böylesine bir yatırım hakikaten hem cesaret, hem öngörü hem de özveri isteyen bir şey. Burada sizlerden de destek bekliyoruz. Bu yatırımın denizci dostlarımıza ulaşmasında sizin aracılığınız çok önemli. O bize şöyle cesaret verecek. Böylesine bir yatırımın yeni kazanımlarla yeni yatırımlar yapma cesareti aşılamasını sağlayacak bize ve yönetime. Ben bir ülke vatandaşı olarak, bir denizci olarak DAT Yatırım Holding'teki başta yönetim kurulu başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, icra kurulu başkanımız Sayın Gökhan Kıran'a bir vatandaş olarak huzurunuza teşekkür etmek isterim. Böyle bir tesisi kazandırdıkları için ülke ekonomisine. CNR Holding'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir birlikteliğimizin ve başarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Teşekkürler. Sorularınız varsa alabiliriz. Önce kendinizi tanıtıp sorarsanız memnun oluruz. Buyurun. Süheyl Bey, az önce konuşmanızda turizmde katkılar olacak dediniz. Biraz açabilir misiniz? Ne gibi katkılar olacak? Yabancı gemiler ve gemilerden bağlanacak mı bu yönlere? Ne kadar puanla ve turist çekilir? Ne kadar da katkılar? Evet, teşekkür ederim Betül Hanım. Kesinlikle dünyada son istatistiklere göre yaklaşık 7000 tane megayat var. Yani çok kısıtlı bir pazar. 7000 tane 30 metre ve üzeri yat. Bunların önemli bir bölümü zaten yabancı sahibi. Dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse şu anda dünyanın en pahalı ve en büyük yatı Azzam yatı. Suudi Kraliyet ailesine ait olan yat. Yaklaşık 500 milyon dolar fiyatla Almanya'da Lürsen tersanesinde yapıldı. O yatın bir günlük bağlama ücreti bizim 8 metrelik 10 tane yatın bir günlük bağlama ücretine eşit. Yani rakamlar çok farklı bir boyutta. Veya bir haftalık yakıt sarfiyatı 1 milyon dolar eğer sürekli kullanırlarsa tekneyi. Yani ülke ekonomisine bağladığı marinayla, yakıt aldığı istasyonla, aldığı kumanyasıyla güneye geliyor biliyorsunuz megayatlar. Onların yaptığı alışverişleri biz de gazetelerden okuyoruz. Çok ciddi bir boyut yatçılıkta ve marinacılıkta. Onun için önemli katkı sağlayacağını, bu konuda da önemli bir boşluk olduğunu zaten düşünüyoruz İstanbul'da. Bizim tabii İstanbul'un ve megayat marinamızın şöyle de bir avantajı olacak. O demin bahsettiğim bir paket önereceğiz derken, biliyorsunuz tersanelerimiz yat, megayat inşasında dünya üçüncüsü. Yani marka olmuş, ciddi üretimler yapan tersanelerimiz var. Bu buraya gelecek yatlara bakım onarım anlamında da uygun, onları cezbedici paketler önereceğiz. O şekilde yani gelip burada, tabii şimdi gerçekçi de olmak lazım. Biz bir megayatın gelip 12 ayını burada geçirmesini beklemiyoruz. Böyle bir hedefimiz de yok zaten. Çünkü onlar daha çok sıcak bölgeleri, güney bölgelerini tercih ediyorlar. Biz kış döneminde gelip hem İstanbul'u, tarihini, turizmini, güzelliklerini yaşayacak, hem teknesine bakım yaptıracak, megayat sahiplerine hitap edeceğiz. İki tane öncelikli pazarımız var. O konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz zaten. Bir tanesi Dubai ve Arap Yarımadası kökenli megayat sahipleri, bir diğeri de Rus dostlarımız. Çünkü bu insanlar hem buraya yakınlar, hem burayı biliyorlar, hem burayı seviyorlar. Yani bugün şimdi yola çıksak İstanbul'da rastlayacağımız üç turistten iki tanesinin birisi Arap Yarımadası'ndan, bir diğeri de Rusya'dan çıkacaktır. Hedefimiz de bu şekilde. Teşekkür. Ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Tabii ki turizm geliri olarak da çok önemli bir beklenti var ama saygıdeğer basın mensupları, biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşamamıza rağmen özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman bizde denizciliğe olan eğilim daha çok başlarda. Halbuki çok hani denizcilik kültürü olan bir tarihimiz var ama maalesef şu anda denizciliğe olan merak veya eğilim diyeyim çok kısıtlı. Bu megayat marinanın açılması, Ataköy marinanın zaten canlı olan bu hareketliliğinin dünyaya duyurulması, ayrıca boat show fuarları, bunlar kendimizi de şöyle düşünelim, yani
bu fuarlara gelenlerin, bu marinalara gelenlerin denizciliğe olan hevesinin de artacağını düşünüyoruz biz. Mesela burada evet Megayat Marina'da fuar yapacağız ama küçük tekneler de var, aksesuarlar da var. Bir yerlerden insanların başlaması lazım. Bu hevesin yaratılması lazım. Bu hepimizin hayatında değişiklik yapacak bir şey. Dolayısıyla biz bu fuarlarla ve marinanın bu aktivitesiyle denizciliğin daha da fazla sevdirileceğini de düşünüyoruz. Uzun vadeli de bir hedefi var yani işin. Onu söylemek istedim. Ben de bir minik ekleme yapacağım müsaadenizle. Cem Bey'in söylediklerini destekleyeceğim. Şimdi Fransa, İtalya ve İspanya bu yat bağlama, marinalar konusunda premier grup diye adlandırılıyor. İlk üç büyük ülke. Kıyı uzunlukları, bağlama sayıları ve marina sayılarına baktığımızda hakikaten ülkemiz aleyhine dramatik bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Fransa'nın 370 tane marinası var. Bu sayı İtalya'da 500, İspanya'da 360, bizde 75. Ama kıyı uzunluklarına baktığımız zaman Fransa 4668 kilometre kıyı uzunluğu var. Bizim 8333 kilometre. Yani iki katı kıyımız uzun fakat marina sayımız 5'te 1. Veya İspanya 4900 kilometre kıyısı, 360 tane marinası var. Yani bizim yarımıza yakın bir kıyı fakat 4 katına yakın bir tekne sayısı. Bağlama yerleri yine aynı şekilde. Fransa'da 180 bin, İtalya'da 170 bin, İspanya'da 130 binken bizde 18 bin. Yani daha bizim hakikaten denizcilikte alacağımız çok yol var, çok potansiyel var. Türkiye evet üç tarafı denizlerle çevrili, İstanbul 7 tarafı denizlerle tabii, çevrili. Tarafı Boğaz'ın iki yakasını düşünürsek gerçekten daha uzun bir yol açık konuşmak gerekirse. Ve yapabileceğimiz çok şey var. Minik bir örnek de Monaco'dan vermek istiyorum ben. Daha önce değinmiştim, burada da onu ifade edebilirim. Bizim orta vadede vizyonumuz burada Monaco'ya alternatif bir yer yaratmak. Monaco benzeri bir yer yaratmak. O imkan var. O avantajımız var. Monaco bugün dünyanın en önemli yat fuarına ev sahipliği yapıyor diyorsunuz. Monaco Boat Show. Ve içerideki teknelerle sözleşmesini yaparken Monaco Boat Show tarihlerinde burayı terk edeceksiniz şartıyla yapıyor sözleşme. Yani Megayat'a diyor ki sen bana 52 haftalık parayı vereceksin ama 51 hafta kalacaksın. O bir haftada ben Boat Show yapacağım. Hepsi terk ediyorlar. Kimisi turlarını ona göre ayarlıyor, kimisi işte Alarga'ya, demir yerine çıkıyor. Giden varsa görmüştür, bir sürü demirde bekleyen yat görürsünüz. Ve bir marka yaratmışlar. 25 sene önce böyle değildi orası. Ama çalışa didine böyle bir markayı yarattılar. Akdeniz çanağındaki boşluğu da değerlendirerek. Onun için potansiyel var. Yeter ki iyi bir ürünle biz sahaya çıkalım. Kaliteli bir hizmet verelim. Buyurun. Merhaba Serdar Bapoylu, Türksel. İki sorum olacak. Bunlardan birisi, bu karşı taraftan bir örnek verdiniz. Yarışlar yapılıyor, denizde iç içe yaşanıyor diye. Şimdi bu marinanın genişlemesi, mendireğin uzatılması ve Alarga'ya yaklaşılması yüzünden burada yapılan yarışlar karşı tarafa kaymak zorunda kaldı. Bu Alarga yerinin değişikliği konusunda bir girişiminiz olacak mı marinanın önünün açılması konusunda? Çünkü bu takdir edersiniz ki bu kadar büyük megayatların gelmesini hedeflerken orada bir de ciddi bir görüntü kirliliği oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkincisi, diğer taraftaki Ataköy Marina ve yeni açılan Megayat Marina arasında organik bir bağ olacak mı? Şu nedenle soruyorum. Diğer tarafta karapark alanı ve bakım onarım tesisleri bir hayli ufaldı, daraldı. Buradaki Megayat limanında bakım onarım hizmetlerine yararlanabilecek mi diğer taraftaki yatlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önce ilk sorunuzla başlayalım. Evet, yani bu Alarga dediğiniz işte demir yerinde Leydap'taki gemilerden bahsediyorsunuz. O evet, yarış takvimini maalesef değiştirdi yelken kulüpleri. Orada çünkü kısa rota yarışlarını yapamıyorlar. Önemli bir konu. Bizim de eksikliğini hissettiğimiz bir konu, belirttiğim gibi. O konuda çalışacağız. Ancak bir potansiyelle, bir öneriyle, bir paketle gitmemiz lazım devletin önüne. Bu konuya vereceğim cevap bu. İkinci konu... Şimdi konuşmamın başında belirttiğim gibi DATU Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerden biri benim genel müdür olduğum Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri Anonim Şirketi. Marina, Megayat Limanı, Marina Park
Hepsi bu şirketin bağlıları. Zaten organik bağın içinde, yani ayrılmaz bir parçası Megayat. Bakım onarıma gelince, bizim burada öbür tarafta 50 tonluk bir liftimiz vardı. Bu tarafta 200 tonluk bir liftle yeni bir çekek alanımız var. Orada farklı bir konseptle bakım onarıma devam edeceğiz. Eski çekek yerini de buranın aktif olmasına paralel olarak boşaltacağız. Orası başka bir amaç için kullanılacak. Bu ITM İstanbul Turizm Merkezi projesi kapsamında. Yani oradaki sistem bu tarafa taşınacak. Fazlasıyla burada yer alacak. Yani sıkıntı yok. Çünkü o zaten marinanın ayrılmaz bir parçası. Lift, çekme, atma, alt yıkama. Bunlardan biz 5 çıpanın kriterleri bunlar biliyorsunuz. Burada artan imkanlarla yatçı dostlarımıza hizmet vereceğiz. Buyurun. Hüseyin Bilivalı, Emlak Neskontiyeli. Öncelikle projenin sahibi doğru olduğundan bir şey merak ediyorum. Ünce bir zamandan beri kıymanlığında olduğu için bir takım inşaat çalışmaları oldu, durduruldu. Bir buranın mülkiyet yapısını özetleyebilir misin bize? Birincisi bu. İkincisi de yeni iki tane port projesi geliştiriliyor İstanbul'da. Haliç Port ve Galata Port. Bu pazarlama ve turizm anlamında buraların maliyetleriyle de görüşüyor musunuz? Bu karşı taraftaki firmalarla sinerji ve pazarlama oluşturması açısından. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşaat mülkiyet yapısını sordunuz. Şimdi burası 2005 yılında özelleştirmeyle Dati Yatırım Holding tarafından alınmış bir kompleks devletimizde. Dati Yatırım Holding'in zaten web sitemizde de var. Halka açık şirket mantığıyla yönetilen bir şirket. Dati Yatırım Holding'in ortakları da Türkiye'de denizciliğin önde gelen aileleridir. Hem armatör hem tersanecilik bacağında. Dolayısıyla böyle. Kıyı kenar çizgisi zaten kıyı kanunu gereği bütün Türkiye'de devletin malıdır. Milli emlak kanalıyla uzun süreli kiralamayla edinilebilir. Bu da bu şekilde. Onun dışında başka benim bu konuda ne söylemem isterseniz cevap olur. Ha evet, özür dilerim. Evet, Galata Port ve Haliç Port iki önemli proje. Onlar daha işin daha çok başındalar tabii. Yani onlarla oturup bir marketing konusunda sinerji oluşturma noktasında değiller. Onlar bir yandan inşaatı tamamlamaya çalışıyorlar. Özellikle Galata Port'ta da çok zor işleri. Yani denizin üzerinde biz de burada benzerlerini yaptığımız için yani denize yakın bölgelerde inşaat hakikaten zor. Ama kesinlikle olacaktır böyle bir sinerjiye yönelik çalışma. Düşünülebilir yani. Çünkü İstanbul, hepimiz buradayız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ne kadar fazla turist gelirse, ne kadar sinerji yaratırsak o kadar lehimize diye düşünüyorum. Bu arada ben de bir ek bilgi vereyim. Bizim yaptığımız ölçümlerle, tabii bu fuara has konuşmuyorum. Genel olarak fuarlara gelen yabancı ziyaretçi, ülkemize sadece turistik amaçla gelen turistin yaklaşık 5 katı para harcıyor. Yani fuar ziyareti yapan ziyaretçi, hele de ailesiyle geldiği zaman, eşiyle geldiği zaman, çocuklarıyla geldiği zaman 5 katı çarpı işte kaç kişiyse o kadar çarpın, çok büyük bir potansiyel bu. Arkadaşlar, fuarcılık dünyada devlet politikası. Yani şehirler bunu yönlendiriyor. Milano'ya gitmişsinizdir. Fiera Milano'da bir fuar düzenleniyor. Atıyorum işte geçen hafta vardı dünyanın en büyük mobilya fuarı. Fuarın geliri 295 milyon euro civarı yanılmıyorsam. Milano şehrinin o haftaki ilave geliri 1,5 milyar euro. İşte oteller 5 geceden aşağı rezervasyon almıyor. Fiyatları katlıyor, taksiler dolu, restoranlar 2 shift servis yapıyorlar. Yani şehir fuar ekonomisi üzerine dönüyor. Ciddi bir potansiyel bu. Bizde de yani bizim ülkemizde de fuarcılığın bu şekilde ele alınıyor olması lazım. Çünkü bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın bu çok hızlı geri dönüşü yaptığı çok başarılı fuarlarla gerçekleşti. Yani buna böyle büyük resim olarak bakmak lazım. Megayat Marina yapıyorsun, marinayı canlandırıyorsun. Adam tekne bağlamaya geliyor. Bir yandan fuarlar yapıyorsun. O fuara yani ihtisas sahibi alıcı olarak geliyor ama bu arada şehre çok ciddi para bırakıyor. Yani bunlar hep böyle büyük resme bakılarak düşünülmesi gereken şeyler. Batı ülkeleri özellikle Almanya bunu çok iyi yapıyor. İtalya bunu çok iyi yapıyor.
İnşallah biz de çok iyi yapar hale geleceğiz memleket olarak. Buyurun. Benim sorum daha olacaktı. Galata Park gelince kruz turistlerine bakanlık kişi başı $30 gibi bir destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu firmalarla konuştuğumuzda ancak en büyük sıkıntının fiyat olduğundan bahsettiler. Sizin bu limana kruz gemilerine yanaşabilecek mi? Bu da örnek bir yetimler var mı? Tövbe sorduğunda bu da örnek var. Çünkü İstanbul'da ciddi anlamda kruz gemisilerine yanaşabileceği limana sıkıntısı var. Ve bu anlamda kalip var. Evet. Evet, aynı fikirdeyim. Ciddi problem var. Karaköy'de çok sıkıntılı yerlere abordu oluyor kruz gemileri. Bizim daha önce vardı zaten DATİ'nin bu şekilde bir projesi. Ancak o gerçekleşmedi. Ama her zaman aklımızda var. İstanbul'un da böyle bir ihtiyacı var. Fakat şu anda farklı bir yatırım yolculuğuna çıkmış durumda oldum. Burada önce bu ITM İstanbul Turizm Merkezi projesinin hayata geçirilmesi öncelikli. Dolayısıyla biz şu anda onu düşünemeyiz ama İstanbul'un böyle bir ihtiyacı var yani. Buyurun. Merhaba. Yat vitrini.com Barış Selam'ın. Ya özür dilerim. Bir soruya minik bir cevap daha Betül Hanım'ın sorusuna. Biz burada 30 metreden 100 metre, 120 metreye kadar yatları, mega yat, süper yat, tera yat, giga yat, işte onlar boylarına göre değişiyor. Konuşlandıracak imkanlara sahibiz. Kuruyuz, almaz bizim mega yatlarımız. Pardon. Charter ile ilgili herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Sonuçta 20 bin tekne mega yatlarının hepsi sahipli ve charter'a çıkan tekneler. Herhangi bir fuar olacak mı? Nasıl? Bununla ilgili bir projemiz yok. Aslına bakarsanız güzel fikir. Biz bununla ilgili bir çalışalım. Tamam, çünkü böyle bir misyonumuz da oluştu gibi. Aslında siyahların tabii bu konuda da bir fikir üretiyor olması lazım. Güzel. Eğer yapabilirsek sizin fikriniz olduğunu da bir şekilde bir yerinde vurgularız. Tamam, çalışalım. Bakalım. Buyurun. Ya biraz farklı olacak ama birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı'nın Muğla Marmaris'teki okullarındaki konut önünde yeni iskeleler yapılacağına dair bir takım bilgiler ulaştı. Oklu koyunda 170 metreye kadar boyu olan teknelerin yanaşabileceği bir süper yatlar, bir de mega yatlar için olmak üzere iki tane iskele yapılacak. Bu konuyu nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Ben bu konudan haberdar değilim. Bilmek lazım. Hani kökeni nedir? Nasıl bir çalışmadır? Hangi yasal düzenlemeye dayanıyor? Kendi konut evi çerçevesinde misafirler geldiğinde onları ağırlayabilmek için, teknelerini bağlayabilmeleri için mendirek uzatılacak. İşte iki tane iskele yapılacak. Yani onar 20'şer tane tekneye yaklaşabilecek. Onar 20'şer deyince başka yani ne? Ya o zaman soruyu düzeltelim. 170 metreye kadar uzanan bir süper teknelerin bağlanabileceği, bir de mega yatların bağlanabileceği iki tane iskele yapılacak. Yani bunu yat turizminde bir ağırlık olarak değerlendirebilir miyiz? Valla dediğim projeyi bilmemiz lazım. Hani ne maksatla yapıldığını ona göre. Yani şimdi projenin detaylarını bilmeden, yapılış amacını bilmeden bir yorum yapmam benim sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Evet, başka? Buyurun. Soru Cem Bey olacak. Ben Kocam Şehirdeniz. Biraz geç geldim ama bilmiyorum. Siz burada Şubat'ta karada, Mayıs ve Eylül'de denizde iki fuar olacak sanırım. Şimdi demin söylediği de bir örnek verdi. Dedi ki Cannes'da, işte Dubai'de böyle fuarların isimleri saydı. Türkiye'nin işte yurt dışına, çünkü bizde çok fuar oluyor. Bozcov fuarları, işte Siyanlar yapıyor, diğer firmalar yapıyor. Bu fuarımız işte uluslararası bir fuardır. İşte yurt dışından işte turistlerin ya da yan firmaların gelebileceği bir fuara duyurusunu yapamıyoruz. Şimdi burada mesela ben şeyi çok isterdim, özellikle Deniz Turizm Derneği'nden yöneticilerin de burada olmasını çok isterdim. Çünkü bu fuar, yani bir sektörü tanıtıyorsak o sektörün temsilcilerini de
bu projenin içinde, yani bu toplantı olup birkaç soru da onlara sormak isterdik. Çünkü olmadığı için soramıyoruz burada. Fuarlar doğal olarak şey olarak yapıyor, ticari olarak yaklaşırlar. Demin söylediğin çok doğru. Fuarların devlet politikası olması lazım. Biz burada sadece ticari olarak yaklaşıyoruz. Ticari olduğu için bunu fuar olarak lanse ediyoruz. İşte çoğu yurt dışı fuarlarında devlet bakanların ya da başbakanların katıldığı bir fuarlar oluyor. Soruma gelince, böyle olunca bu sektörün gelişimi, yani sadece ticari düşündüğümüz zaman deniz turizmi, deniz kültürü ya da sektörün ne kadar gelişebilir? Anladım sorunuzu. Öncelikle tabii biz bot show'la ilgili tek başına bir basın toplantısı yapmıyoruz. Bizim bugün burada bulunmamızın sebebi iki tane organizasyonun, iki ayrı işin aynı dönemde, aynı günde oluyor olduğunun haberini sizlere vermek. Dolayısıyla Dentur bizim bot show'lardaki sürekli iş ortağımızdır. Bugün DATI ile, DATI Holding ile beraber bizim aldığımız ortak bir kararın toplantısını yapıyoruz. O birinci husus. İkinci husus, biz tabii ticari bir firmayız sonuçta ve kendi çabalarımızla yurt dışından ziyaretçi getiriyoruz. Her fuar için bunu yapıyoruz. Fuardan elde ettiğimiz gelirin çok büyük bir bölümünü yurt dışı tanıtıma harcıyoruz. Ama tabii dediğim gibi bu bir şehir politikası olursa, bu bir devlet politikası olursa, hele de bot show gibi, yani aslında çok da ilgi çekici bir konu. Sonuçta bizim yaptığımız fuarlar birkaç tanesi hariç ihtisas fuarları. Sektörde çok kısıtlı nişlere gidiyorsunuz. Kimleri getirmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz ve onları alıp getiriyorsunuz alıcı olarak. O işi çok başarılı yapıyoruz. Bot show gibi fuarlar ise aslına bakarsanız B2C dediğimiz, yani tüketiciye yönelik fuarlar. Dolayısıyla yelpaze çok geniş, çağrılması gereken çok fazla kişi var aslında, davet edilmesi gereken. Ve biz dediğim gibi bütçemizin neredeyse, pazarlama bütçemizin %90-95'ini yurt dışı tanıtıma harcıyoruz. Bütün fuarlarda olduğu gibi bot show'larda da şehir ekonomisinin kalkınmasını, ülke ekonomisinin kalkınmasını göz önüne aldığımızda bunun bir devlet politikası olarak bize bir takım ilave destekler verilmesi, devletin de bu işin içinde aktif rol oynaması aslına bakarsanız bizim siyanlar olarak çok işimize yarar ve fuarların şimdi olduğundan çok daha rahat pazarlanabilmesini sağlar. Ama tabii bu devlet büyüklerimizin bileceği bir iştir. Dediğim gibi bunu çok iyi yapan Avrupa ülkeleri var. Biz de keşke Türkiye olarak bu işi böyle devlet tarafından organize edilen bir şekilde yapabilsek. İnşallah o günlerde gelecek diye düşünüyorum. Başka soru yoksa bitirebiliriz diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, hepinizi 2 Mayıs'ta ve ilerleyen günlerde Ataköy Marina Mega Hayat Limanı'nda görmek istiyoruz. İnşallah fırsat bulur, hepiniz orada olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.